Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Arkadaşım Alefe ile birlikte arkadaşlar. Artık Gori ve Kedi'nin Hayatı'nın ikinci sezonuna geçtik. Ve 11 ya ikinci sezon birinci bölümünü çekiyoruz. Alefe nasılsın? Kanka bir yerinde dur. Ya kanka nasılsın sen ilk önce etle? İyiyim arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim yavaş yavaş. Şunu sana da hamurum da kurtar beni. Bizim Eres video çekecek diye artık. Yani bu sanki oyuna girdik arkadaşlar. Ben NPC değilim bu arada. Bak. Kanka ya arkadaş halep mi istiyor tabii ki de bu oyunları. Tabii ki de arkadaşlar. Bak ben senin gibi NPC değilim abi. Ben de senin gibi NCP değilim ben de senin gibi. Ya. Kanka bırak işte fading'sin işte fading. Neyse kanka arkadaşlar hadi videomuza geçiyoruz. Ve sonra sabah oldu. Ne kadar da güzel bir gün. Kedi kardeş kalk kedi kardeş kalk. Kedi kardeş. Kedi kardeş günaydın. Gel hadi günaydın. Ben bile biliyorsun dost doğrumuz Baybun Can Kelsey Kelly Hanım en yakın arkadaşı da bir göz gibi bir tane kapuçin Baybun doğru. Ya Eres'in kendi türünden bir hayvan. Hani Eres Goril ya. Baybun Can da Baybun anladın. Sen Goril. Anla. Hey hey hey. Neyse hadi bugün davuk yapıyor. Pardon bak bugün çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Et, tavuk ve taco. Ben şunları pişireyim. Sen istemiyor musun? Al. Neyse hadi yap Allah'ım ya. Yaptım bile. Gel şu gara. Benim bir işim var. Arkadaşlar duymadınız bunu kesinlikle. Eres geleyim mi? Gel. Bekle bir şey ekleyeceğim karakterime. Ulan Allah rızası için kanka gel şuraya. Bekle. Geliyor. Kanka yemek hazır. Yemekte ne var yine? Bak. Yiyelim hemen. Ben yedim bile. Kanka üstüm ayı gibi yattı şu. Üstüm ne çıktı? Tabakları temizleyeyim. Neyse hadi hadi gel bugün üniversiteye hazırlanacakmışız. Bugün şimdi 11 Eylül yani bugün 11 Eylül biz liseye kaçacak 11. sınıfa geçeceğiz. Ben gidiyorum evde. Gel çıkartayım arabayı gel. Ya bekle aç şu kilidi. Dur açıyorum. Bak nasıl bir ya. Çocuğu arkadaşlarım lütfen Allah rızası için bir araba verin ya. Lütfen. Valla. Vur düştü. Al düşme sen de. Bindin mi? Ne bir şey. Neredesin oğlum? Bindim mi? Ya dur. Kanka yerden kalk. Ya. Kanka yerden kalkmazsan kaza yaparım. Hani silahı geliremiyor mu? Bak. Arkaya geçeyim ben. Kalk şu yerden kalk kalk. Ya ben seni bırakıp gidiyorum ya. Ve buradan ben olmadan sen asla yaşayamam. Yerden kalkmıyorsun ki kalk ayağa. Karakter bende kaldı basıyor tutuyor.
Ya kesin bagda Enis kalmıştır. merak Gitme. Gitme. Bagda falan kalmadı. Bana yalan söyleme. Ya kardeşim ne yapacağım, hiçbir şey yapmıyor. Bagda kaldık ya. Ya Q'ya basınca kalkmıyor ama. La okula geldik zaten. Sen neyin şeyini yaşıyorsun? Şey diyeceğim de. Reset çek o zaman. Böyle ayvan. Kelebekli mi? Eh, be sonuna geldik. La oğlum. İnler şu arabadan. Ya sen arabada kalırsan kal. Zaten arabayı kilitledim. İlerletemezsin. Kanka kedi kardeş neredesin? Kedi kardeş. Ha buradasın. Gel. Geldim lan, gel. Gel şey şimdi hangi ders var? Bilim dersi var, gel. Kanka oyuna bir bak var. Göstereyim sana, izle. Kanka, bakmam göstermem. İzleyin şimdi beni. En büyük başlat. Başlattım. Böyle uzanıyorsun, sonra da elde şeyi alıyorsun. Bakıp nasıl olur? Sandalyenin altına oturuyorsun ve güzel mi? Takipçileri solunur kanka. Neyse hadi sen yerine otur da düzgün bir şekilde. Düzgün bir şekilde. Önüne geçmeyeyim, gelin uyumuza. Şu öğretmeni bekleyelim artık. Hı, ben anladım. Tam neyse biz zil çaldı şimdi. Nasıl ben öğrencilerimin yanına gideyim. Selamun aleyküm öğrenciler. Bunu kim yazdı lan? Bunu kim yazdı lan? Şunu biz. Sıfır çocuğu yaptı hocam. Siz ona boş verin. Kedi kardeş sen yazdığın için seni display yollayacağım bak. Yeter artık. Ama görürsün benim ya. Ya, o, ya şu okları da at da. Atmış şu okları da ya. No. Hocam ne varmış benim okulda? Ben o zaman kurbanlık kaldım. Var. Kurbanlık sandım. Kusura bakmayın. Bak kedi kardeş benim silahım var, seni donaltırım. Tövbe estağfurullah ya. Neyse ben... Lan Lollipop. Sen kimi donaltıyorsun lan Lollipop? Armut Lollipop. Bana bir şey yapamazsın ki. Benim evet, ölümsüzlük var. Özelliğim var. At yaladın. Hocam bekleyin. Hatta sık o bakalım yüzden... bana bakalım. Ölecek miyim? Sık bakalım. Hocam bu hikaye işlemiyor. Belki öleceğim. Vur. Hocam vursam kesinlikle ölmeyeceksiniz. Biliyorum. Çünkü bak vurdum. Çünkü sıyırdı ki. Ama seni konuşacağım. Neyse öğrenciler bugün sizinle beraber destek eğitim ve hareket sistemi dersini anlatacağız. Ve şimdi... Aa, hocam ben destek eğitime gitmek istemiyorum. Lan al kedi kardeş, öyle değil, destek eğitim değil. Destek ve hareket sistemi dersi anlatacağız. Al. Sen tembel öğrenci misin de destek eğitime gideceksin? Tövbe estağfurullah. Neyse bizim şimdi iki tane sinir sistemimiz var. Merkezi sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemimiz var. Merkezi sinir sistemimizde beyincik, omurilik ve omurilik soğanı vardır. Çevresel sinir sistemimizde nöron ve sinir hücreleri vardır. Beyin hafızamız kedi kardeş. Daha o ya kedi kardeş daha yeni 11. sınıfa geçti. Ne sıra mı? Abi ya. Lan ya. Neyse devam ediyorum. Beyin düşünme, acıkma, susama, konuşma gibi şeylere beyin yapar. Beyincik vücudumuzun dengede durmasını sağlar. Ardından omurilik soğanı öksürmemizi, hapşırmamızı hapşırmamızı, kusmamızı filan işe yarar. Ve omurilik de refleks merkezi bir can. Refleksleri kontrol eder. Neyse. Şimdiki
Şimdi ne vardı sonra? Şimdi sonra da büyüme, lan büyüme demişim. Bezlerimiz vardı, yani iç salgı bezlerimiz. Birisi hipofiz bezi, ikincisi tiroid bezi, ardından pankreas bezi, ardından böbrek üstü bezler ve eşeysel bezler. Şimdi burada biraz ciddi bir şeylik var. Eşeysel bezlerde erkeklerde testisler, kızlarda yumurtalık var. Yumurtalık. Ay testi olması. Bu isim değişmez yiyecek. Ali çiftleşmede yer. Ya. Oğlum bu hayatında en önemli ünitelerden birisi oğlum bu. Bu ay ileride üniversite sınavında en çok çıkacak konu bu. Ama neyse anlatmaya hadi devam bakalım, edeyim ben. Sonra hocam ya, ama hocam demişim bu. Ne? Şimdi bak. Çocuğa bir daha çıkarır mısın onu? Bakayım rüyada. Rüyada deve bir luru yemek ne demektir? Seni öldürmek demektir kedi kardeşim. Böyle saçma bir soru ver ya. Nasıl bir soru ya? Allah'ım ya. Dersi kaynatma bak. Ben değilim. Peki maymunca alacağım. Ona koy. Neyse sonra devam edelim. Hipofiz bezi büyüme hormonu sağlıyor. Aa, pardon şey unutmuşum. Bezler bu arada hormon sağlıyor. Hipofiz bezi büyüme hormonu sağlıyor. Tiroid bezi tiroksin hormonu sağlıyor. Ardından neyimiz vardı? Pankreas bezimiz insülin ve glukagon sağlıyor. Hocam dinleyin artık. Yeter. Bir şey soracağım. Ne oldu? Hocam ben de onlarca konu verdim. İçimden hadi kütleşmede işe yarayacak konuyu niye anlatıyorsun? Sen sor diye. Sen sor diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi hocam burada maymuncağı bir kedi hal bir şeyler yapıyor. Neyse devam edin hocam. Tamam. Allah'ım çünkü sizi üniversite sınavına hazırlatıyorum. Normalde birinci üniteden başlardım ama altıncı ünite en önemli konu olduğu için ondan başladım. Normalde birinci üniteden başlardım. Neyse ya. Sonra... ne demiştik? Pankreas bezi tiroksin ve tiroksin demişim. İnsülin ve glukagon sağlıyor. Glukagon şeker, pardon, pankreas bezi bizim kan şekerimizi ayarlıyor ve aynı zamanda glukagon kan şekerimizi yükseltiyor, insülin kan şekerimizi indiriyor. Sonra geldik böbrek üstü bezlerine. Böbrek üstü işte. Mesela kedi kardeşim ne dedin sen? Tatlı. Hipofiz bezi nedir ve ne işe yarar? Sonunda güzel bir soru sordu. Şimdi hipofiz bezi mesela biz ilerledikçe yaşlanıyoruz ya. Mesela hipofiz bezi de bizim boyumuzun uzamasını, yaşlanmasını yani büyümesini işe yarar. Ve aynı zamanda bir dakika ne dedin sen bakayım? Hipofiz bezi nedir demişsin. Yani hipofiz bezi aynı zamanda endokrin bezidir. Ve hipofiz bezi beynin tabanında hipotalamusun altında yer alan ağırlığı 1 gramdan daha az olan vücudun temel bezi olarak kabul edilen bezelye büyüklüğüne bir endokrin bezidir. Ve tabii ki de büyümemiz yarar. Şimdi anladın mı kedi kardeş? Evet hocam. Tamam, başka soracak sorun var mı? Hocam benim başka soracak sorum şu. Neden gözlüklerimiz bu kadar güzel? Ne? Hocam soracağım soru şu da gözlükleriniz neden bu kadar güzel? Kaça aldınız? Ne alaka oğlum ya, gözlüklü ne alakası var? Neyse gözlüğü kaça aldım derken ne demek istiyorsun? Kaç numara mı? Ya gözlüğü işte market demişim şeyden, gözlükçüden aldım işte. Yani 100 TL'ye aldım işte bunu. Neyse devam edebilir miyim açık kedi kardeş? Ve sonra zil çalar. Neyse zil çaldı, ben gideceğim, görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz? Öğretmenler odasına kedi kardeş. Allah Allah, neyse ben şuraya oturayım da bari. Kedi kardeş neredesin?
Ben bir anda içeriden dışarıya fırladım. Nereye gittin lan? Ya neyse gidi kardeş. Neyse ben hocası nasıldı? Yeni hocamız iyi mi? İyi, çok tatlı konular anlatıyor. Tamam. Ben burada neyse. Gel ya biraz gezine işte Gantene gidelim. Ahmet Musil amca gel. Ahmet Musil amcanın yanına gidelim. Tamam işte al sana kantinden simit aldım. Neyse ben de kantinden dips alayım ben de bari. Pardon pizza alayım ben. Yem 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 yem. Yedim bile. Çünkü izleyicimiz izlemek istiyor. Pardon izleyicimiz demişim. Çünkü bazıları bu videoyu istiyor. İstiyor benim okulumda mesela. Senin NPC olmanı mı istiyor? Yok senin gay olmanı istiyor. Tövbe estağfurullah ya. Ben yapacağım öyle size gel bak. Kedi kardeş neredesin ya? Ve aradan 20 dakika geçer ve teneffüs zili biter. Kedi kardeş neredesin? Ya böyle... Kedi kardeş ne yapıyorsun sormasayım orada. Gel sıradaki dersimiz matematik. Sıradaki dersimiz matematik. Anne. Matematik hocasında bir diğer var benim. Ya neyse. Şuraya kedi kardeş gel. Al, oğlum bu çocuk nereye kayboldu? Kedi kardeş. Oğlum neredesin? Ben matematik şeyinin oradayım. Gel. En öne ben oturdum. Neyse dur. Derse? Neyse. Ve sonra öğretmenler zil çalar. Ve sonra öğretmen gelir. Acaba hocamız nerede kaldı? Aha. Bizim kedi hocamız geldi. İyiyiz öğretmenim. İyiyiz öğretmenim. Çocuk bak ödevleri yaptınız mı bari? Hani tavla patates dikecektiniz ya. Hocam yalnız bugün 11. sınıfız ve okulun ilk günü. Ne alaka ödev ya? Hocam oğlum siz saçmalamayın ya. Ben size burada kolay ödev vereyim diyor. Şöyle siz bu nasıl ödev diyorsun? Hocam ben bunu nasıl ödev demedim ki? Bugün okulun ilk günü ne ara ödev verdiniz diyor. Bugün 11. sınıfa geçtik. Ulan tavla patates eki derim ya. Anlaştım ya. Ektim. Hocam ben ekmenin köpek kanı. Hocam bakın şaka yapma. Evet bugün ödevlere patik vereceğim. Arkadaşlar yemedim kesinlikle. Nasıl bu benim yedim. Bir de bir tane daha vereceğim. Hocam onu yemeyin bakın bari. Evet, günün sorusu. İkiye birini bölersek kaç çıkar? İlk önce herkes bir düşünsün hocam. İkide... Düşün, bak hayır, pis oraya. Düşünüyoruz orangutan hoca. Lan oğlum seni var ya, billonunu kesen bayramda kurban olarak yiyelim. Bari sen hukukuzu kaçarım valla. Hocam bakın bize böyle yapamazsınız. Vay çünkü otistiksiniz çocuklar. Siz de orangutansınız hocam. Gözünüz orangutan ya. Sıcı ya. Çok güzel bir espriydi Gori kardeş. Gel lan bu sesle. Bisiklete gidiyoruz. Gel bakalım. Bisiklete gidin lan hocam. Valla ben en çeviyim. Valla sizi 2 dakikada öldürürüm orada. Hayır, çok orada işte. Ben sana seni çok küçük elemşi yazacağım. Ne yazacaksın? Bekle yazıyorum, sen bekle. Yazın bakalım. Yaz bakalım, bir dakika. Çünkü orada şimdi sansür üzerinde çıkıyor. Sen ne yazacaksın bakalım eşyalı şey. Ya senin orangutan gorilin bildiri. 31 kedi Muhsin hoca.
saçmalama. Ben de seni ne koyarım? Bakalım. 3 artı 5 kaç eder? Ne? Ne yapıyorsun sen öyle? 3 artı 5 mi? 8 eder hocam. Tamam. Sağ ol. Tamam. Sadık soruyu seç şu. 5 2 artı 5 bölü 3 kaç eder? Hocam ne dediniz? Bir daha söyleyebilir misiniz? 5 bölü 2 artı 5 bölü 3 kaç eder? 5 bölü 2 artı 5 bölü 3. Hocam bir daha ya. Bir hesaplayayım hocam. 5 bölü 2. Hocam diğeri neydi? Diğeri. 5 bölü bak 3 bölü 2 işte ya. 3 bölü 2. Durun hocam. Şimdi ya, 5 bölü 2 5 bölü 2 2,5 eder. 3 bölü 2 1,5 eder. Toplam 4 eder. Kafak olsun. Hocam bana 1 milyon çarpı 1 milyon sorsanız bile onu bilebilirim. Sağ biliyorsun. O soruyu her bebek. Hocam size ne oldu? Neyse hocam bir sonraki soruyu sorun la. Ne? Hocam yavaşça söyleyin. Bir tane bak eşim eşit güçte 6 işçi günde 5 metre doğar ölüyorsa yeni işçi doğduğunda kaç metre ölürler? Hocam dediğinizde hiçbir şey anlamadım. Şehzade sence annelik dayandan anla tamam mı evladım? Hiçbir şey anlama terbiyesiz ya. Siz de düzgün sormayın eşşoğaşşar. Kemal'a eşşoğaşşar bir şey gülündü oğlum. Evet Kemal Sunal abi. Uy lopu soktu. He oğlum. Ya çok soktu bana lafım. He ya. Adel'le disiplin herhalde var anladım. Yarın seni bekliyorlar disiplinde. Okey? He ya aynen. Beni disiplinde beklemiyorlar. Hatta dur lan bir dakika. Şuradan telefonumu çıkartayım bakayım bari. Saat otelist telefonda gelmeyecek. Adel'e attım saat benim. He benim. Bakıyorum ben şuradan şu an. Aha beni disipline göndermemişsiniz ki. Aha sıcı. Akşam atacağım bak sana bir süre vermiyorum ya özür dilerim ya da disipline git tamam mı? Disipline gitmem ki ben. Tamam hocam özür dilerim. Tamam. Çocuklar yeni kıyafeti nasıl olmuş? Şey bir gorilim oldu. Hocam ben gorilim ama bu sefer ben söylemedim. Başka bir kız söyledi. Hocam Ayşe dedi onu. Pardon Elif söyledi onu. Şey mi? Ayşe seni sürdet ederim bak. Olay birisi daha. Hocam Ayşe okuldan hocam Ayşe okuldan atılmıştı ya Elif söyledi onu diyorum. Salak Elif oğlum seni şimdi sen buluş şey istedin Elif. Buluş şey istedin adamı. Hocam Amir hocam eşek Cabe silahla sıkıyor hocam. Bu anda sonra Elif ölü. Oğlum ben goril kardeşim. Tamam dur Elif'i vuralım. Elif gel. Hocam çıkayım buradan.
Eşekçi abi ben arkadan silah sıkıyor. Oğlum gel la silah birliğimi de aldım. Çok güzel bir tepki veririz. Hocam durun. Kopke. Ve sonra tenimiz zili çalar. Hocam zili çaldı. Çıkabilir miyiz? Hepsiniz değil. Görüşürüz. Allah'ın belalı. Ve ondan sonra hoca bir silah sesi duyar ve sesin nereden duyduğunu sorar. Nereden geldiler? O tip selam öyle. Ahmet Ufalık şeyine benzemişsin oğlum. Şimdi! Hocam ne ya? Hocam siz hala burada mısınız lan? Neyse. Oğlum ben hayatı sorguluyorum. Ne bakıyorsun sen? Ve 15 dakika sonra zil çalar. Du 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 du. Neyse, ben de şu İngilizce derslerine gireyim. Merhabalar öğrenciler. Merhabalar. Tamam, geliyorum. 2 dakika kaldım bir teste. Merhabalar. 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 Hello. Arkadaşlar, şimdi sizlere özel bir haberim var. Bugün okulun ilk günü olduğu için bugün ilkten ders işlemeyeceğim. O yüzden hepiniz takip edin. Bedene gidiyoruz. Yuşusun, yuşusun, yuşusun. Ben de etli böyle. Ben de kapat gittim. Yine ben de verdim. Bir çok güven. Ya Enes videoyu yavrum çekti. Korur babaannem. Tehdit ediyor beni. Hadi yemeğe git ondan sonra. Enes videoyu dur. Kedi kardeş hadi gelir misin? Ha, hadi bakalım siz oynayın burada yüzün bir şey yap. Yüzüsün herkes otlasın. Piu 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 herkes otlasın. Herkes otlasın. Hadi gelin bari ben de atlayayım bari. Kedi kardeş nasıl buldun geri? Neyse ve ondan sonra okul biterdi. Heh sonunda okul bitti. Ne var okul bitti la? Neyse ben bari eve gideyim. Yes, kedi kardeş sonunda okul bitti. Araba nerede la? Suyun altında değil mi? Sen balık değil miydin ya? Suyun altında yok ki. Kedi kardeş gel bugün arabanın içinde kalalım. Benim araba öndeydi. Kedi kardeş gel. Okulun ön tarafına gel. Enes bak bak bak. Kedi kardeş. Ya bu kadar nasıl çıkıyorduk ya? Kedi kardeş. Ya nasıl çıkıyor baktan onu söyle. Neyden? Okulun önüne gel. Kedi kardeş. Gel ya şurayı yat yanıma. Hadi iyi geceler kanka. Merhaba canım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün... Arkadaşlar 29 dakikalık videoyu çektik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.